Herkese merhabalar. Bugün arkadaşımın after partisi için pasta yapacağım. Biraz kalabalık olacağımız için yuvarlak değil dikdörtgenli pasta yapmayı tercih ediyorum. Ben bunun için borcam kullanacağım. Borcamımın içine yağlı kağıt koydum. Kenarlarını kaplamayacak şekilde, sadece tabanını kapatacak şekilde. Pandispanyamızı ve pastacı kremamızı yapacağız. Sonra onları birleştireceğiz ve pasta çıkacak. Hemen malzemelere geçebiliriz. Malzemeler 6 adet yumurta. Hem beyazını hem sarısını birlikte kullanacağım. 1 su bardağı un. Ben biraz büyük bir bardak tercih ettim. Normalden biraz büyük. Çünkü pastamın çok kabarmasını istiyorum. Kekimin. Göreceğiz hep beraber ne kadar kabaracağını. 1 su bardağı nişasta. 1 su bardağımdan, bardağım büyük olduğu için bir parmak eksik. Şeker. Yarım çay bardağı sıcak su. Bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı da. Yani Türkiye'dekiler için bir pakette vanilya. Evet, hemen yapmaya başlayabiliriz pandispanyamızı. Önce 6 yumurtamızı, bir bardaktan bir parmak eksik şekerimizle karıştırıyoruz ve krema kıvamına gelene kadar bunları çırpıyoruz. Yaklaşık 3 dakikadır çırpıyorum. Şimdi sıcak suyumuzu ekleyip bir 5-6 dakika daha çırpacağız. Şimdi kuru malzemelerimizi koyup toz malzemelerimizi koyup son kez çırpacağız ve sonra hazır. En düşük ayarda malzemelerimiz karışana kadar hemen bir dakika çektik. Ve şimdi kabımızı alıp fırına koyacağız. Kekimizi
yere sert bir şekilde vurarak içindeki baloncukların çıkmasını sağlıyoruz. Ve önceden ısınmış 180 derece fırına koyuyoruz. Ben fırın telimi alt rafa koydum, en alt rafa, çünkü borcam altta pişiriyor. Siz normal kalıpta, kelepçeli kalıpta ya da yuvarlak bir şeylerde yaptıysanız ortaya koyun telinizi. Pandispanya kekimiz 35 dakika kadar 180 derece fırında pişecek. Onu beklerken şimdi pastacı kremamızı yapalım. Hemen pastacı kremamız için malzemelere göz atalım. Evet, malzemeler 1 litre süt, 3 tepeleme yemek kaşığı un, 3 tepeleme yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker, 1 yumurta sarısı ve 1 krema. Öncelikle krema hariç hepsini ocakta pişireceğiz. Sonra kremayı çırpıp burada pişirdiğimiz kremanın diğer yarısı soğuduktan sonra ikisini karıştıracağız. Ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Eğer karıştırmazsak nişasta dibine yapışıyor tencerenin. Göz göz oldu, kıvamını aldı. Şimdi kremamızı mikserle çırpıp buna buz soğuyunca karıştıracağız. Dakikamız doldu. Şimdi kekimizi hemen kürdan testi yapıp çıkaralım. Burada bıçak varmış, bıçak. Evet, yapışmamış. Şimdi çıkarabiliriz. Çok güzel kabarmış. Kremamızı da hazır kremamızı, sıvı kremamızın içine karıştırıyoruz.
Hayatımda ilk kez dikdörtgen pasta yaptım. Umarım güzel görünüyordur. Evet, pastanın kalmış vermesini ikiye ayırıp arasına ve üstüne meyveler koydum. Krema ve meyve koydum. Kenarlarına ceviz parçaları vardı evde. Küçük çekilmiş robottan. Onları böyle yaparak yapışmasını sağladım kremaya. Ortasına da beyaz çikolata rendeledim. Meyveleri hemen söyleyeyim. Çilek, şeftali, ahududu ve yaban mersini üzerine ve içine koydum. Yani biraz hafif meyveli bir pasta oldu. Tabii isteyenler kremasına da kakao koyup çikolatayla da süsleyebilir ya da çikolatalı bir pasta da yapabilir. Evet, sizin yaratıcılığınıza kalmış süslemesi de, şekli de. Tabii ki siz daha farklı kelepçeli, yuvarlak kaplarda kullanabilirsiniz. Öyle. Umarım arkadaşlarım da memnun kalır. Şimdi deneyemiyorum çünkü söylediğim gibi after party'ye götürüyorum. Ama emin olun o mikserde kalan küçük yerlerinden tadına baktım ve gerçekten inanılmazdı. Umarım meyvelerin de uyumu da çok güzel olmuştur. Panispanyası da, kreması da gerçekten çok lezzetliydi. Evet, umarım arkadaşlarım da aynı şekilde düşünür. Denerseniz mutlaka bana fotoğraf, video ya da mesaj atmayı unutmayın. Gerçekten bu beni çok mutlu ediyor. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz.